Mahkemenin vereceği kararla tutuklu yargılananların tahliyesi mümkündür. Şu an cezaevlerinde yeni bir kararnameye dahi ihtiyaç duymadan mahkemenin vereceği kararla ev hapsine çıkarılabilecek on binlerce tutuklu yargılanan insan vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni yargı reformu strateji belgesi 55. maddesinde 2018 yılında açılan her 100 davanın sadece %24'ü Yargıtay öncesi mahkumiyet kararıyla sonuçlanıyor. Yani şu an cezaevlerinde tutuklu bulunanların birçoğu Yargıtay aşamasından önce masum olduklarına karar verilirken salgınla mücadele kapsamında tutuklular mahkemeye bile çıkarılmıyor. Mahkemeler çalışabiliyor mu acil işler dışında, ivedi işler dışında? Tutukları nerede yargılayacaksın? Tutukların makul sürede yargılanma hakları var. Anayasanın 19. maddesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 5. maddesi uyarınca iki önemli hedefimiz vardı. Birincisi cezasızlık algısını kırmak, ikincisi de Covid-19'dan dolayı özellikle, bakın özellikle açık infaz kurumlarını rahatlatmaktı. Ama biz ne yaptık? Biz bunu yaparken tutukları bir kenara koyduk, suçsuzluk masumiyet karnesi altında yargılandıkları halde hükümlere el uzattık ama onlara da eşit mi el uzattık? Hayır. Acil işlerden sayılan delil incelemelerini yapacak duruşmaların bile yapılmadığı bu dönemi duayen ceza hukukçusu Profesör Doktor İzzet Özgenç şu şekilde yorumluyor. Ama bu bir kanuni düzenleme sorunu değil. Bu bir uygulama sorunu. Bunu uygulamayla çok rahat çözebiliriz. Alternatifleri olan adli kontrol tedbirlerine kanunda yer vermişiz. Biz gene de tutukluyoruz insanlar. Buradaki asıl sahip şu, biz tutuklamayı bir koruma tedbiri olarak değil, tutuklamayı önceden infazına başlanan bir ceza olarak görmemizden kaynaklanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 Ocak 2013 tarihinde yaptığı konuşmasında tutuksuz yargılamak için kanunları uygun hale getirdiklerini, tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğunu fakat mahkemelerin bu şekilde uygulamadıklarını vurgulamıştır. Koronavirüs tehlikesine karşı tutuklu yargılananların adli kontrol tedbirleri dahilinde tahliye edilmeleri en doğru tedbirdir.